Hamza. Şadiye. Şadiye. Ya Şadiye, ne oldu yine sana? Kim yaptı bunu? Ya paspas yaparken düştüm. Hep aynı sakarlığım işte. Şadiye. Bana bak. 40 yıllık avukatım ben. Bana masal okuma. Ne oldu sana diyorum? Kim yaptı bunu? Söyle çabuk. Bana bak. Mahkumlar mı yaptı yoksa? Kavga mı ettiniz? Gardiyanlar mı yaptı? Şadiye söyle çabuk, isim ver. Kendi ellerimle ipe götüreceğim. Buza bir bağırma. Bağırma, bir anlatacağım. Evvelki gece bu Sermet abi var ya, çıkarttı beni buradan. Ne? Allah. Nasıl? Aman nasılını boş ver. Bu Ali'yi göndermiş işte. Ya Zafer'le buluşturdular beni. Zafer? Bizim Zafer mi? Oh, değilim. Ne oldu? Ağrı mı var? Aha. Nerede ağrı? Midende mi, karnında mı? Çek, sağa çek, sağa çek. Yer değiştirelim. Hastaneye götüreyim seni. Dur. Gel çabuk. Aa. Gel. Aa. Geçebilir misin sen? İyi misin? dikkat et. Hadi Fırat'cığım, hadi. Hastaneye götürüyorum seni, hadi. Ya aklımı kaçıracağım. Ne diyorsun ya? Ben kaçırdım. Vallahi. Çıldırdım yani artık ben. Hapse dönmem dedim. Ölürüm de bir daha gelmem oraya dedim. Sonrası zaten boynumdan belli. Ay Allah'ım ya. Kafayı yiyeceğim. Ya delirdi iyice. Aklını kaçırdı bu adam. Tam kurtulacaksın. Tam çıkacaksın. Çıkacak mıyım? Ya evet. Katil bulundu. Suçunu itiraf etti. İlk celsede serbest kalacaksın. Tam her şey yoluna girmişken niye böyle yapıyor bu ya? Affeden kalacağım şimdi senin içinden. Çıkacağım mı? Bir aksilik falan çıkmaz değil mi bir daha? Bak vallahi artık bir aksilik olursa ölürüm ben bak burada. Yok Şadiye, aksilik falan çıkmayacak, söz veriyorum sana. Kurtulacaksın, bir tane mask aldı. Yine ikimiz senle ben baş başa kalacağız. Eski günlerdeki gibi, tamam mı? Tekrar mutlu bir aile kuracağız. Hamza. Ablam sevinçli bir haber. Bir şey olmuş değil mi? Bir şey oldu. Fırat abiyle bir durum oldu değil mi? Olmadı. Ama olacak Şadiye. Onu kendi ellerimle hapse sokacağım. Bekle. Abla bir deli deli konuşma da anlat ya. Asıl deli deli konuşan sensin. Bana bak. Ben mi buluştum be Zafer'le hapisten kaçıp? Deli. Sanki evde oturuyorum ben. Hiçbir derdim, sıkıntım yok. Bir buluşma eksik anasını satayım. Ya adam cinayetten yargılandım ben. Cinayetten yargılanan kızı alıyor. 15 yıldır görmediğim çocukla buluşturuyor beni ya. Ruh hastası ya. Vallahi ruh hastası. Ya nasıl attı beni? Benim kafamı kessinler. Vallahi benim dilimi kesin. Ağzımı. Seni hemen içeri alayım. Sermet bedeli oldu. Çok üzgünüm. Bir şey oldu. Tamam Irmak, iyiyim ben. Geçti, hastaneye falan gerek yok. Olur mu öyle şey canım? Bir baksınlar.
Sen gideceğin yere kadar sür arabayı, ondan sonra ben alırım. Fırat, lütfen. Irmak, uzatma, iyiyim. Sinirsel bir şey herhalde. Keşke gelmeseydim, gerdim seni değil mi? Seninle bir ilgisi yok. Ya abicim sen böylesine bir lafı, böylesine hanımefendi bir kadına nasıl söylersin abicim ya? Ya abicim adettendir yani. Karşında bir bayan böyle anadan yürüyen cıbıl cıbıldak soyunsa... ...benle ilgili bir arzınız mı var falan denmez abi. Ne diyecek kadın? Ne diyecek yani? Ha, olur mu yanlış anladınız falan filan diyecek. Ne diyecek abi? Allah Allah ya. Ne bileyim ben ya. Müneccin şey mi yedim? Her konuda açıklar, bu konuda da açık olurlar diye düşündüm. Açık açık sordum. Yani evet deseydi diyecektim ki benden... Ya benden sana yar olmaz. Benden bir cacık olmaz. Ben sana karşı boşum diyecektim. Ne yapsak, çiçek falan mı alsak ya? Yok abi ya. Ne çiçeği, çiçekle falan sen kurtaramazsın hayatta. En azından mücevher alacaksın bir tane. Bir tane bilezik yaptıracağız gerekirse taşlı falan. İçine de özür dilerim falan yazdıracaksın. Ya içine mektup yazılmış mücevher mi olur oğlum ya? Abicim sen şimdi kendi sevdanı kapalı kutular içinde yaşadığın için senelerdir... ...hani böyle savaş bittikten sonra ormanda mahsur kalan... ...savaşın bittiğini anlamayan sonra da gerçek hayatınla arasında böyle... ...uyum travması yaşayan Japon askerlerine döndün sen yani. Sen bana taş kafalı Japon askeri mi diyorsun lan? Yok abi hani benim bahsettiğim Japon askeri tamamen... Atlandın mı oğlum sen? Abi ben Japon askerini o manada kullanmadım biliyorsun. Kes lan! Şey yapmamız lazım. Bu kızın beni affetmesi lazım. Şeyle bir denesek abi hani en azından. Bir mesaj falan yazsak. Hiç aklıma gelmemişti ya. Ya yemin ediyorum hiç aklıma gelmemişti. Hani çok zekice ya. Al. Al yaz. Kıymetli Deniz Hanım hanımefendi. Size karşı yaptığım dozoluktan dolayı... Ali abi, Narin Hanım geldi. Sermet abi dışarı istiyor. İçeri girmeyecekmiş. Şimdi kuyruklu bela geldi tabii. Aradı Deniz Hanım, Narin Hanım'ı. Tam da gelecek dakikasını buldu ya. Yok, bitireceğim bu işi ben. Bu Narin meselesini bitireceğim. Bu sefer yaptın yaptın Ali. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.